Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın Kadir Çöpten ve Pascal Numa geldiler. Mesaiye başladılar. Eki cambaz bir ip de oynamaz dedikleri, ha, yani böyle bir laf var malum. Ona rağmen 6 sene herhalde, 6 sene oldu mu? Oldu ya, 5 seneyi devirdik. 6 sene içindeyiz. Sırf sizi eğlendirmek için şurada iki efendim cambaz bir ipte hokkabazlık ediyoruz. Efendim ben Kadir Çöpdemir doğdum. Yaşamaz dediler, yaşadım. Kuşbaz bu, okumaz dediler, okudum. Üniversite bitirdim. Radyo programı yapamaz dediler, kralını yaptım. Ve sen Pascal Numa, sen ne ayaksın ya? Abi ben normal. Bende iki ayı yok. Epik müpik. Abi direkt doğdum, startup. Evet, bugün buradayım. Aferin Pascal, aferin. Bunu yapamayan da var kardeşim. Ben yaptım Kadir. Bugüne kadar var ya, hiçbir yerim çizilmedi. Vallahi çok şükür. Kaportada vuruk var mı? O kadar olacak. Hayat bu. Hayat darbesiz olmuyor değil mi Pascal? İlla bir vuruk kırık oluyor. Evet. Çarpıyor aradım o. İlk darbeyi kimden aldın? Pierre'den. Pierre kim lan? Bizim mahalleden. Zorba çocuktu. Vay be. Pierre. Seni niye dövdü Pascal? Bisikletini çaldı. Çok ayıp Pascal. Ama abi o önce krampollarımı çaldı. Kısasa girmez ama. Yani yine de yanlış yapmışsın ya. Yani gerçi şöyle, krampondan önce ben de ona ceketini çaldım. Arkadaş ne pis bir çocukluğunuz olmuş sizin ya. Çalmak üstüne kurulu çocukluk mu olur ya? Bizim burası öyleydi. Valla çalmasan bir hiçbir şey olmaz. Oğlum asıl epik hayat hikayesi sende ya. Böyle şey mi olur? Abi ne diyorsun? Tabii abi. Game of Thrones'dan daha epik bir hayatın olmuş. Bir kalesi eksik senin hayatında yani. Yani Bijder anası sevgilin olmadı. Ama arıyorum, bakacağız. Bir denk getireyim, yapacağım onu da. Yavrum ejderhalarla seni tütsületirler yeminle ya. Kadının kızdığını düşünsene. Kont pişir oğlum dediği zaman ejderha alevi böyle halladı billah. Parmak sucuk gibi kıza artır seni o kadın, ben sana söyleyeyim. Adı neydi kadın ejderhanın? Şimdi onun ejderhaların adını hatırlamıyorum da bizim ejderhanın adı kont olsun. Köpek mi bu? Ya Eskişehir'de ejderha vardı da biz mi beslemedik, ne bileyim kardeşim, ben ejderhaya ne isim konuyor? Arayalım baba, soralım abi. Doğru diyorsun. Efendim ejderhaya isim arıyoruz. Sizin ejderhanız olsa ne isim koyardınız? Bize yazınız efendim. Neydi Twitter adresimiz Pascal? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Eğer bir ejderhanız olsaydı siz ne isim koyardınız? Geyin dibine vuralım efendim. Dibine vuralım geyin. Kadir ha. Be bu ejderhanın ateşi kesiliyor mu? Piknik tüpü değil mi bu? Ejderhanlı alevi. Ya niye kısılsın kardeşim? Nasıl kısılsın? Piknik tüpü mü bu ya? Abi tamam da evde besleyeceğiz. Evi yakmasın. Abicim o zaman ejderha beslemeyeceksin. Ya bu hayvanı beslemenin getirisi var, götürüsü var. Onu göze alacaksın ya. O da doğru. Peki şey diyeceğim. Bu ejderhanın altını nasıl yakacağız? Çakmakla mı? Tabii. Sabahtan ejderhayı fırının çakmağıyla yakıyorsun. Akşama kadar anca harlanıyor. İçeride tokluyor ati. Yavrum olur mu öyle şey ya? Ejderha dediğim bir defa içten yanmalı bir hayvan. Kadir bir düşün be. Ejderhan var. Abi bu güzel bir şey ya. Aa neden öyle dedin? Doğal gaz parası yok. Vermezsin. Tüp parası o da yok. Kışın yolda giderken üşüdün mü? Ver yavrum alevi, ver evladım diyorsun. Tabii. Ellerini ejderhanın ateşine tutuyorsun. Tak ısıtıyorsun. Güzel, güzel. Çok faydalı hayvan ya. Doğru diyorsun. Bak ben giderek ısınmaya başladım bu ejderha fikrine Pascal. Söylüyorum sana. Ya birer yavru alsak mı? Ha? Bu kanyondaki pet shop'ta bir dişi bir erkek var galiba. Alalım bugün. O yok ya be. Pet shop'tan alalım. Vallahi hasta oluyorlar. Ölüyorlar be. Ya annesinin altından ejderha yavrusu alacağız o zaman. Ha? Evet abi. Sütten kesilmiş. Yeni organik ejderha. Onu bulmak lazım. Onlar iyi.
Ha, organik ejderha diyorsun. Evet abi, organik. Hem de onlar uzun ömürlü. Ya şu geyik muhabbeti suç olsa Pascal, yemin ediyorum emniyet bizi vasar götürür de. Yani ejderha muhabbeti üzerine şimdiye çoktan tutuklanmıştık, bence ömür boyu yemiştik açık söyleyeyim. Ama ne güzel işte. Bak Kadir, konuştuk konuştuk, insanlar şimdi başka şey düşünüyor değil mi? Geyik şifadır oğlum. Bak bu da güzel Twitter'lık laf oldu ya. İyi geyik şifadır diyelim. Bitti. Tabii. Hadi başlıyoruz efendim. Herkesin işi gücü rast gelsin. Davancasından ses gelsin. Hadi. Aragaz. Pascal. Geldi hocam. Şu an stüdyomuzda kim var? Zahmet abi geldi. Hanımlar beyler, eski hakem, eski yorumcu, her şeyin eskisi, ayarcının yenisi. Zahmet Çeker abimiz stüdyomuzda. Zahmet abi hoş geldin. Zahmet abi, seviyorum seni. Je t'aime abicim. Bakın beyler, şu an stüdyodaki havadan hiç hoşlanmadım. Her ikinizden de ayrı ayrı tiksindim. Hani Rafet Erroman Almanya'ya dönmüştü lan? Döndü abi. Bana yalan söylemeye utanmıyor musun? Herif albüm çıkarmış. Sabahın köründe ağzıma ağzıma şarkısı çalıyordu. Özlüyorum aa. Böyle diye bağırıyordu ya. Abi adam Almanya'da albüm yapmış olamaz mı ya? Kot pantolon travmasını 30 yılda zor atlattım beyler, beni kandırdınız. Kadir, bundan sonra sen benim için konsol oyununun kapağının içinden çıkan password kağıdısın. Pascal, sen de bundan sonra benim için topa yatan futbolcunun zeminden kaldırdığı çim toprağısın. Yuh abi, nereden aklına geldi ya? Zahmet abi, sence UEFA Galatasaray'ı affedecek mi ya? Affederse içime kadar, affetmezse Kasım'a kadar. Kapat ışıkları, kapat kapat, sal yarasaları, korkunç aportamı. Bakın beyler, yıl 1993. Bayern Münih Liverpool maçını yönetiyorum. UEFA yetkilisi Michel Platini. Bir gün önce yemekteyiz. Salyongoz söyledi bu. Jong 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 jong. Eme eme yedi böyle. O gün notunu verdim. Bu adam Emersoncu beyler. Nitekim yolsuzluk yüzünden attılar bunu. İyiydi abi. Eskargoya ne yenir? Ya yeter Zahmet abi ya. Neyse abi, biz işimize bakalım. Bu Trabzon'da transfer yasağı gelmiş galiba değil mi? Ne oluyor abi? Alo, rejideki asistanım Zebercet duyuyor mu beni? Twitter'dan bir anket yap oğlum. Sezon sonunda Trabzonspor kaçıncı olur? A3, B2, C1, D hep biri. Hep biri ne ya? Hep biri ne demek? Yani hepsi olabilir demek. Zahmet abi ya, ne adamsın ya. Çok ilginçsin ya. O değil de beyler, bir haber aldım, çok üzüldüm. Kenyalı bir futbolcuyu Fenerbahçe transfer etmiş diyorlar. Hocam ne diyorsun ya? Bu mevsimde hep transfer mi olur? Zerzavat mı lan bu mevsim olsun? Futbolcu her mevsim alınır. Zahmet abi ben merak ediyorum. Fener Kenya'dan kimi almış? O sen olsan bari. Kim? O sen olsan bari. Sordum soruşturdum, adını duyan yok. Ya böyle no name bir futbolcu. Fener'e yakışır mı ya? Ya Zahmet abi, o sen olsan bari diye bir futbolcu yok ki abi. Aleyna Tilki'nin şarkısı var ya, o sen olsan. Evet abi, Tilki söylüyor onu. Beyler siz beni böyle Tilki diye, Kunduz diye bir takım maceralarımı çekmek istiyorsunuz? Rejideki asistanım Zebercet, Twitter'da bir anket yaptırmak istiyorum. Yaz, Kadir ile Pascal'ın tiyineti nedir? A. Sugar çocuk, B. Dürrük, C. Dümen baba, D. Hep bazı. Bazı ne? Bazısı doğrusu olabilir anlamında. Bakın beyler, bugün sizden hakikaten acayip negatif elektrik alıyorum, mayar oluyorum. Kadir, bundan sonra benim için kimsenin sallamadığı Twitter mentionısın. Pascal, sen de benim için bundan sonra baklava hamurundan yapılmış kıymalı böreksin. İkinizden de ayrı ayrı nefret ediyorum. Dağılın lan, defolun lan, kaybolun gözüm görmesin. Aragaz. Pascal, sir. Dinleyici sorusu var. Oku bakalım abi. Okuyorum canım. Senin Instagram adresin neydi canım? B numara 21, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Programımızın da bir Instagram sayfası var. O da neydi? Pascal alt çizgi Kadir değil mi? Onun da adresi, onu da söyleyeyim. Şimdi efendim, tweet atan olursa da başımızın üstünde yeri var, onu da şey yapalım. Soruyu soran dinleyicimiz Küçük Pascal. Bir dakika, kim sormuş dedin? Yani Mahlas ismi bu herhalde, Küçük Pascal. Abi hiç adeti değil. Ne adeti değil? Soru sorma. Kimin? Küçük Pascal'ın. Sen tanıyor musun ki Küçük Pascal'ın? Uzaktan. Oyunu suyunu pek bilmem ama tanırım. Neyse uzatmayalım, dinleyicimizi nereden tanıyacaksın sen? Diyor ki Kadir abi, Pascal abi,
Dikkat ediyordum, bir süredir süper kahramanlar üzerine sohbet ediyorsunuz. Dün sizi dinlerken aklıma şöyle bir şey geldi güzel abilerim. İlk Türk süper kahramanının sizce taşıması gereken özellik ne olmalı? Soruya bak baba. Bin yıl konuşuyoruz. İşte soru böyle sorulur. Bakın böyle sor. Döndüre döndüre konuş. Aferin küçük Pascal. Sağ ol abisi. Anlamadım. Yok bir şey. Şimdi, ne diyorsun? Şimdi ilk Türk süper kahramanı dediğin zaman Süpermen, Demir Adam gibi bir kahramandan söz ediyoruz değil mi? Önce bir onu belirleyelim. Herhalde. Çünkü mesela Kaptan Tsubasa da bir Sümer kahraman. Ama yani bizim kastettiğimiz başka tür değil mi yani? Onu anlaşalım bir. Onun nesi kahraman? Düz futbolcu be. Kaptan Tsubasa. Sen Kaptan Tsubasa'ya kabiliyetsiz mi diyorsun? Abi bir kere adam girsin be. Bir çarım atsın. İyi topçu var ya, ağız açık koşmaz. Bunun ağzı kapanmıyor. Ya sen şut çektiğin zaman top hiç yamuldu mu? Kaptan Tsubasa ne zaman şut çekse top oval oluyor, yamuluyor ya. Ondan golcü olmaz. Vallahi bak. Paso burun vuruyor. Kötü topçu. Vallahi bak. Küçük takım oyuncusu. Ya her ne kadar seninle aynı fikirde olmasam da neyse, konumuz Kaptan Tsubasa değil, bırakalım ya. İlk Türk süper kahramanın özelliklerini belirleyeceğiz abi. Çok önemli bir durum bu. Kadir. Birinci kural. Askerliği yeni yapmış olmalı. Çok doğru. Bak bu çok doğru. Askerliği üstelik bedelli falan değil ha. Tam olarak tercihen yedek subay olarak şanlı şerefli bir şekilde yapılmış olmalı. Çavuş onbaşı da olur ama trink onbaşı kabul etmiyorum. Evet abi, çok önemli. Şimdi sigortası ya da Bağkur'u da olacak. Özel sağlık sigortası muhakkak olacak. Tabii abi, lazer atarlar, nükleer kazanlar sokarlar. Hastane masrafı var ya, çok çeker. Tabii evet. Bir de uçan bir kahramansa burada kesin taş falan yer. Yani onun için özel sağlık sigortası hem de en kapsamlısından mega paket şart yani, her şey kapsam. Kadir, uçuyorsa arabası şart değil. Olmasa da olur. Tabii canım. İlk Türk süper kahramanı uçabiliyorsa arabası şart değil tabii. Ama yine de bir tane kenarda dursun. Pascal evin önünde dursun yani, ayağını yerden kessin icabı halinde ya. Abi herif zaten uçuyor. Ayağı yerde değil. Ya araba lazım. Pascal şart araba. Bak ben sana söyleyeyim, ne olur ne olmaz. Uçamayacağı olur, hava lodos yapar. Anladın mı? Uçamayacaktır, arabayla gider. Ya Kadir, ne lodosu be? Süper karavan bu. Uçak mı bu? Uçar. Ya İstanbul'un, Bursa'nın lodosunda uçmak zor aga. Ya sen beni dinle. Bir araba ne olur ki dursun kapıda ya. İyi tamam. Madem istiyorsun. Olsun bari. Bir de Kadir, eve uzak olmasın. Süpermen'in evi. Kutupta falan ya. Bu yakın olsun. Tabii abi, ne? Uzak mı olurmuş? İlk Türk süper kahramanın evi bence Beylikdüzü, Bahçeşehir, Ataşehir hattında bir yerde. Yani. Orada iyi bak. Daha merkezde olsa Beşiktaş falan. Ya olur da abi, Beşiktaş'ta binalar yüksek, sokaklar dar. Tam rahat havalanamaz yani. Bir balkona çarpar, Allah muhafaza çamaşıra dolanır. Elektrik telleri var. Elektrik çarpar. Beylikdüzü daha ferah feza ya. Oradan kalkış kolay olur. İyi peki tamam. Orayı not aldık. Bir de Pascal bence bu çok önemli. İlk tüp süper kahramanının navigasyonu da olsun usta. Evet abi. Bu çok mühim. Süper. Tabii. Aferin Kadir. Tabii abi. Başımız dara düşüp de çağırdığımız zaman abi tam olarak neredesin WhatsApp'tan konum at demesin yani. Lak diye bulsun. Kadir, bunu var ya çok iyi düşündün. Vallahi kendinden navigasyonu. Öyle olsun. Evet, biliyoruz da konuşuyoruz kardeşim. Peki daha neler? Mesela şimdi süper kahraman da gücünü bir şeyden alması gerekiyor ya hacı. Nasıl bir şeyler? Yani bu adam nükleer çubuk mu yalayıp süperleşmiş? Ne bileyim ben bunu. Bunu bir hayvan mı dişlemiş de böyle olmuş değil mi abicim? Yani demir adam gibi kendi çabasıyla mı süper olmuş? Yani bir güç alması lazım baba bir yerden. Nereden güç alacak, ne diyorsun? Abi akü. Hani böyle yapıyorlar ya. Arabadan arabaya. Kabloyla. Ateşleme. Ondan. Yani süper olmak istediği zaman akünün kutup başlarını mı yalasın? Evet. Güzel fikir abi. İyi değil mi? Abi pratik değil ya. Daha organik bir süper kahramanımız olsun. Akü başı yalamak ne lan? Nasıl olsun? Yani ne bileyim, süper olmak istediği zaman mesela atıyorum bunun özel bir hususiyeti varmış. Kelle paça içtiği zaman süper olurmuş. Kelle paça içsin bol sarımsaklı pul biberli. Sarımsak kokan ağzını yakın mesafeden düşmanların yüzlerine hohlayıp mesela bayılsın düşmanlar misal. Nasıl? Abi süper. Değil mi? Çok orijinal. Tabii kardeşim, hep biz mi söyleyeceğiz? İlk Türk süper kahramanı efendim sadece bizim fikirlerimizden oluşmasın.
Vatandaş da fikrini söylesin. Ver Twitter adresimizi canım. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. İlk Türk süper kahramanının özelliklerine yönelik siz de lütfen bize tweet atın efendim. Neler olsun siz söyleyin. Aragaz. Pascal. Evet efendim abiciğim. Güzel günler geldi, farkında mısın? Nasıl yani? Popstar Alaturka 2 gün önce başladı. Aa, haberim yok. Nasıl haberin yok ya? Dünya sallanıyor şu anda. Senin neden haberin yok ya? Niye? Bülent Hanım mı salladı? Tabi Bülent Hanım salladı. Dünyayı sallayacak kadar kuvvetli. Başka kim var ki onun kadar kuvvetli ses sanatkarı? Ne yaptı Kadir? Nasıl salladı? It's now or never. Şarkısını söyledi. Elvis Presley. Evet Elvis Presley'in It's Now or Never adlı şarkısını söyledi. Özellikle efendim Tomorrow Will We Have Gone deyişine bayıldım ben. Ne Tomorrow Will We Have Gone. Ne demek o Kadir? Yani yarın diyor. Tomorrow diyor. Ben de bunu dinleyeyim ya. Tabii abi duydun kaba. YouTube'dan dinleyin mutlaka. Eşine Ender rastlanır bir olay. Ya Bülent Ersoy söylüyor kardeşim ya. Tabii abi bakmak lazım. Yani böyle Eiffel Kulesi'ni gezmek gibi bir şey. Şarkının sonunda söyledikleri de miyim? Hanımefendi zarafetiyle ve nezaketiyle programda Elvis Bey'in müstesna eserleri dışında başka eserler de seslendireceğim diyor. Elvis Bey? Elvis Bey evet ha Elvis Bey diyor. Michael Jackson olsa? Michael Bey. Çok iyiymiş lan bu. Bak Michael Bey. Pascal bak dikkat et çekmek istediğin başka bir husus var. Çek bakayım. It's now or never şarkısı. Bildiğimiz şarkı. Nesine dikkat çekeceğim? Oğlum Elvis Bey. Elvis Bey. Bu müstesna eseri 1960'ta kaydetmiş. Ya 2 yılda mazisi olsa tam 60 yaşında bu şarkı ya. Vay be. O kadar olmuş mu? Olmuş demek ki. Güzel eser vermek lazım. Bak Elvis gitti, gelmesi yakın ama şarkısı hiç gitmedi. Hep bizimleydi ya. Adamın adının güzelce yad edilmesine sebep oluyor yani. Sen hala burada affedersin, şişenin ucunu emikleyip disko kasetini kulaklığına takıyorsun. Ondan bir şey dinliyor. Onlar hangisi yarına kalacak ya? Ayda. İşin işi bana geldi. Yavrum sen burada bir objesin. Ben senin üzerinden mesaj veriyorum anladın? Bak adam gece dememiş, gündüz dememiş, şarkı yapmış. Kim bilir o eseri verene kadar neler çekmiş. O kadar sıkıntıya değmiş mi peki? Değmiş. 60 senedir şarkı yaşıyor ya. Şarkının kaydedildiği zaman doğanlar şimdi 60 yaşında. Pascal düşünsene ne acayip bir şey ya. Kadir sen sevdin mi bu Elvis'i? Ben Elvis Presley'i çok severim. Büyük sanatçı. Bakma o çocuğu hep çevresi bitirdi. Yoksa Elvis gibisi çok az gelmişti. Vay. Elvis'ci miyiz? Tabii her zaman Elvis'ciydik. Kraldır. Zaten kral diye hitap edilir biliyorsun ona. Tek bir kral vardı. O da Elvis'tir yani. Neyse şimdi ben mevzuyu başka yere çekeceğim. Aklıma geldi. Şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir şey? Bülent Hanım'a programda seslendirmesini istediğimiz ecnebi eserlerin listesini verelim. Kızmasın. Ne demek kızmak? Kızmak ne ya? Kızan tarafa soğuk bir şeyler pres yani. Halka kızılır mı kardeşim? Bülent Ersoy halkın sanatkarı değil mi? Ondan bir şey istememiz kadar tabii ne olabilir? Yeter ki usulü erkanıyla iste hemen verir. Efendim? Adabı var diyorsun. Tabii sanatçıdan bir şey istenirken yani zerzevatçıdan hıyar alır gibi istemeyeceksin. Hatta zerzevatçıdan hıyar alırken de kibarca isteyeceksin öyle kabaca istemeyeceksin yani. Tabii. Belki zerzevatçı kibar biri. Niye olmasın? Tabii neyse geyiği harlamayalım da Pascal. Şimdi Bülent Hanım'dan ilk ecnebi parçayı ben istiyorum efendim. Bülent Hanım acaba Doktor Alban Beyefendi'nin müstesna eseri No Haşhaş Yes Vitamin adlı eseri tegarni edebilir mi? Güzel şarkı. Değil mi ama? Çok güzel. Tabii abi. O zaman gülüyorum. Bülent Hanım'dan. Evet. Michael Jackson Bey. Evet. Ecevicevicke adlı eseri. Rica ediyorum. Ecevicke. Bak bir şey söyleyeceğim. Mümkünse o zaman Moonwalk da yapsın Bülent Ersoy. Yani eğer lütfederse seviniriz. Öyle denmez. Sır eğer lütfederseniz fakiri bahtiyar edersiniz. Bülent Hanım diyeceksin. Hayatta dilin dönmez. Boş ver dönmesin zaten. Bak benim bir şarkı daha var istediğim. Bülent Ersoy tabii devrimci kadın.
bazı şeyleri değiştirmiş. Neleri değiştirdi? Biliyoruz. Neyse girmeyeyim o neleri değiştirdiğini, herkes biliyor. Efendim o devrimci ruhu acaba Ciao Bella'yı mı okursa? Na 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 Ciao Bella, Ciao Bella, Ciao Bella, Ciao 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 na na na. Sen şeyi seyrettin. Papel dizi. Seyrettin mi? Seyretmedim daha. Seyretti için çok meşhur. Herkes onu seyrediyor. Evet, hatta bir son olarak Bülent Hanım şeyi de söyleyeyim. Besame. Besame mucho. Evet, çok güzel o. Evet, eserin hakkını vererek okur. Yerinden şöyle dügah perdesinden bir besame mucho çaksa. Şöyle bir sanat mihrapları titrese. Yürü be. Kibar ol. Yarış atı mı bu kadın ya? Ne demek yürü be? Nereye yürüyor? Zaten yürüyemez ona ki. Ona demedim abi ya. Sana dedim. Güzel gaz verdi. Tabii. Evet. Bülent Ersoy bunları lütfederse bahtiyar oluruz. Eder. Kırmaz bizi. İnşallah. Çünkü o ya kırmaz ya kafa kırar gibi bir kadın gözüküyor değil mi? Neyse yaşayıp göreceğiz. Aragaz. Pascal. Kadir. Şoklardayım. Kim soktu Kadir? Ne şoku? Emrecan Özel. O kim abi? Dinleyici. Nasıl soktu? Şiir yazdı. Aybici şiir. Vallahi Pascal, tırıvırı yapmadan şiiri okuyacağım. Kalitesinden sen karar ver. Çünkü ben şok aldım yani. Oku bakayım. Duygu giriyor musun? Ya yemişim duyguyu. Ben şoka girmişim. Duygu ne ya? Duyguya girecek hal mi kalmış? 6 yıllık Aragaz dinleyicisi Emrecan Özel'in şiirini oku. Yani efendim fevkalade enteresan. Peki iyi dinleyin. Heves ettik, merak saldık kaya. Dediler çıkmalısın bunun için bir dağa. Düşmeyesin sakın uçurumdan aşağı. Kaymak bizim işimiz, gel kaymağa kaymağa. Hocam zordur kayağın imtihanı. Dediler ama pek de dinlemedim hani. Bak şu mayele ne adı kaldı ne sanı. Kaymak bizim işimiz, gel kaymağa kaymağa. Dinlemedim çektim gittim dağlara. Ölenlere rahmet olsun selamın sağlara. Bizim köyden Mehmet ile Çağlar'a. Kaymak bizim işimiz, gel kaymağa kaymağa. Mal pazarı derdik aramızda oranın adına. Kış olunca dönüşürdü doğal buz pistine. 5 litrelik tenekeyi koy altına. Kaymak bizim işimiz, gel kaymağa kaymağa. Sonraları büyüdük, tenekeden kurtulduk. Aldık leğenlerimizi, yükseklere tırmandık. Sonra Allah ne verdiyse aşağıya yardırdık. Kaymak bizim işimiz, gel kaymağa kaymağa. Yok kesmedi ne teneke ne leğen. Meğer adına ski diyorlarmış yeğen. Video attım, hoşuna gittiyse beğen. Kaymak bizim işimiz, gel kaymağa kaymağa. Hocayım, ders için gerek yok hocaya. Dediler öğrenemezsin o zaman 3 yıla. Azmettik öğrendik vura kıra ayağa. Kaymak bizim işimiz, gel kaymağa kaymağa. Hedeflerimiz var, bu iş daha bitmedi aga. Erciyes'ten Alpler'den tut ta Uludağ'a. Her bir dağda ölmez de kalır isek aa. Kaymak bizim işimiz, gel kaymağa kaymağa. Kadir. Efendim. Yalan söyleme. Utanmıyor musun? Ne yalanı ya? Bu şiir. Usta işi. Sen yazmışsın. Yok vallahi değil Pascal, vallahi değil. Emrecan Özel vallahi o yazmış. Dinleyicimiz yazmış. Kim bu çocuk ya? Ya. Sanat güneşi. Ya bilmiyorum, büyük bir şair var dinleyicilerimiz arasında. Benim son büyük eserim Emrecan Özel'in bizzat kendisini Türk halkına ve Türk şiirine armağan etmek olsun. Kadir. Belki bundan bir tane var. Başka yazmadı. Ha, tek şiirlik şair diyorsun. Belki. O zaman Emrecan'a sesleniyorum. Derhal bize diğer şiirlerini yolla canım. Bebeğim derhal diğer şiirlerini yolla yavrum. Seni dük yaptım Aragaz dükü. Hadi bakayım hayrını gör, iyi günlerde kullan canım benim. Vay ballı Emrecan. Kapten Düklü. Kadir sen Düklü'yü nerede yaptın? Ya bir geyiği harlama gözünü seveyim. Tamam çocuk dük oldu, sevinsin onun mutluluğu. Emrecan Özel büyük şair, alkışlıyoruz seni aslanım. Dük oldun, hatırını bil, kıymetini bil. Diğer şiirlerini gönder çabuk. Çabuk. Aragaz. Paskal. Bro. Nur Fettahoğlu'nu bildin mi? Bilmedim. Ya bu Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran oynuyordu ya hani. Hani Ürrem'in en büyük rakibi. Hani Şehzade Mustafa'nın annesi. Abi ne yaptın ya?
onaltıcı yüzüne gittik. Yok be abi, onu boş ver yani. Ben aktristimizden bahsediyorum. Neyse, Nur Fettaoğlu demiş ki aşık bir adamda aranılan en büyük özellik güvenilir olmasıdır demiş. Benlik değil. Sen güvenilir bir aşık mısın Pascal? Abi hiçbir şartta, hiçbir zaman bana güvenmeyin. Bravo Pascal, bravo. Nur Hanım, bence büyük yanılıyorsunuz. Dünyanın en güvenilir erkeği kale gibi adam olsa aşık olduğunda güvenilmez oluyor. Aşık bir adamdan her şeyi isteyin ama güvenilir olmasını istemeyin bence. Kadir, niye böyle oluyor? Kardeşim sen Eşkıya filmini seyretmedin mi? Orada Eşkıya'yla efendim Tüplü abinin konuşmasını hatırlamıyor musun? Tüplü abi? Hani tüpten nefes alan bir abi vardı, şimdi hatırlamıyorum ismini. Dalga mıdır mı? Yok ya, hani adamcağızın rahatsızlığı var, o yüzden oksijen tüpü var. Orada diyor ya, ya ben aşkım için seni en yakın arkadaşımı sattım. Jandarmalara ihbar ettim. Senin altınlarını alıp Kece'nin anasına babasına başlık parası verdim. Sen bunu yapabilir miydin diyor. Size bak. He işte aşk böyle bir şey, onu diyeceğim. Yani en delikanlı adamı, sizin önde gideni, kolpacının önde gideni bile yapabiliyor. Hilebaz yapabiliyor aşk, öyle bir şey ya. Ama Kadir, ben çok aşık oldum. Hiç böyle şey yapmadım ben. Çünkü sen aşık olmadın ki, gerizekalı. Eğer karakterin kaymıyorsa hissettiğin aşk değil yani. Öyle kızın yollarına bakmak, erimek bitmek falan, bunlar aşk değil. Aşk günü geçmiş beyaz et yemek gibi. İçin dışına çıkar. İnsan ters yüz eder, anladın mı? Gıda zehirlenmesi. Öyle bir şey. Yani. Evet evet. Ay neler saçmalıyorsunuz. Aşk gıda zehirlenmesi falan böyle. Oo, canavar Cavidan. Abi dikkat ediyor musun? Son iki gün aynı giriş. Bu yapıyor. Efendim plaza frijiti canavar Cavidan stüdyomuzu yine bastı. Hoş geldin Cavidan. Ay hayır, anlamıyorum. Sizin gibi ilkeller, sizin gibi orangutanlar aşktan ne anlar? Terliksi hayvanın terliklerinde bile sizdekinden daha çok aşk vardır. Saçmalama Cavidan. Aşk erkekte doğar, kadına geçer ondan sonra. Deli misin ya? Ay hoş, tuzluyum da kokma sen. Bir kere aşk böyle kadın gibi yüce bir yaratığın erkek gibi sefil bir mahluğu sevebilmesi için kadının yüreğinde doğan bir şefkat duygusudur. Yoksa hangi kadın sizler gibi keresteye sarılıp yatar? Ay şunlara bak. Ay iğrençsiniz. Kadir, işin kötüsünü biliyor musun? Bunu kadın söylediğin zaman ben kendimden tiksinmiyorum ya. Aynen kardeşim, aynen. Bana da kendimden bir tiksinme geliyor ya. Çünkü tiksinsiniz. Kıllı, terli, ekşi ekşi kokan mahluklarsınız. Terlik hayvanın bir hafta, hatta hiç çıkarmadan çıplak ayakla giydiği terlikleri bile sizden daha güzel kokar. Ya biriniz terliksi hayvanda terlik olmadığını anlasın arkadaşlar, lütfen ya. Ya şu Cavidan'ı gördükçe seviniyorum ben Pascal. Niye dayı? Ya şunun kocası olup her sabah yanında uyanmak vardı ya. Sen şuna derken beni mi kastettin? Eyvah, giriyor. Ay ben bir obje miyim? Ay ben bir cansız nesne miyim? Vazo muyum ben? Ne demek şuna? Ay ilkelsiniz. Ay ilk insanların da ilkisiniz. Gece vakti hiçbir insanın olmadığı hayvanat bahçelerinde bile sizden daha çok insanlık vardır. Erkeklere güvenmeyin hanımlar. Don't trust the men. Çünkü because erkekler is a huge liar. Onların hepsi yalancıdır. Erkek sinsidir. Erkek iğrençtir. Erkek bataklık gazıdır. Erkek çürük yumurta kokusudur. Erkekler. Ay burası ekşi ekşi erkek koktu yine be. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Ya dinleyicilere bir ejderhanız olsa adı ne koyardınız diye sorduk ya. Sorduk. Sallayan oldu mu? Hem de çoğu olmuştur Aybalam. Ne göndermiş ha? Oku bakayım. Evet okuyorum. Senin tweet şey adresin neydi? Instagram adresin? B Numa 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Onu bir söyleyelim. Programımızın da Instagram adresi var. Pascal Altçizgi Kadir. Onu da söyleyelim efendim. Biz yine tweetlerinizi bekliyoruz. İşte ejderham olsa adını şu koyardım dinleyiciler var. Kaşınma kaşırım pürmüz demiş. Pürmüz? O ne demek? Ya bu ahşap işlerinde ahşabı yakmak için kullanırlar. Ucundan ateş çıkan bir alet var ya. Aa iyiymiş bu. İyiymiş, iyiymiş. Yani regular diyelim. Yavuz demiş ki ejderhama black turkey derdim demiş. Kara Türk. Benim lan o. Tövbe tövbe. Ejderhan olmaz. Black turkey benim. Senin neren black ya? Yok. Yani sen dark brownsun yani, onu demek istedim. Abi ben denize girince
tem rengin değişiyor. Yani normalde ela gözlerin göz rengi değişir denize girince. Ten rengi değişeni ilk defa duyuyorum. Ahtapot gibi bir şey yani. Evet abi. Kolu yaşıyor. Ha, sana öyle geliyordur o ya. Abi cidden diyorum. Ya biz kaç kere denize gittik beraber? Öyle bir şey olsa ben fark ederim. Yüzerken sen beni mi kesiyorsun? Aa, deliye bak, ne keseceğim seni ya? Bakmışım. Yoksa nasıl bileceğim? Aa, deliye bak. Ulan yiyoruz içiyoruz sohbet ediyoruz yüzü illaki görüyoruz birbirimizi. Seni görmemin illa gizli bir sebebi mi olması lazım? Allah Allah, ruh hastasısın ha gerizekalı. Ayıp oluyor ama. Hayır, ben sana demedim. Neyse, dinleyicimiz Emin demiş ki ejderhamın adını ruh hastası koyardım demiş. Geçelim, sevindim. Taner demiş ki ejderham olursa pofuduk, yani kız olursa pofuduk, erkek olursa Sergio Ramos koyardım demiş. Sergio Ramos, bu güzel, Latin ejderhası. Evet, ya zaten Pascal Antonio Honduras olsun, yani öteki Latin adamlar olsun, her an burunlarından alev salacakmış gibi bir halleri yok mu, asabi bir halleri var yani. Belki bu Latin adamlar kadınlara bu yüzden çekici geliyor ya. Latin'den sevgili olmaz. Hayda, niye abi? Abi yani baş ağrıyor diyor. Tabii sevgili olmaz öyle. Ha, sen direkt gibi doğrusun yani, belini hiç kırmıyorsun değil mi sen? Doğrusu doğrusu bir adamsın ya. Yani oynarın ama örtüsünde. Ne lan o? Latin dansı. Karşı geri göz yüzme. Abi erkek bu ya. Öyle şey yapar mı? Anladım. Geç. Anladım. Peki Yusuf ejderhamın adını cici kuş koyarım demiş. Ha, değişim mi? Valla değişim. Tabii çok ejderha gördü Pascal çünkü. O yüzden bunun adı değişik geldi Pascal. Tövbe yarabbim. Yusuf, ben senin ejderhan olsam benim gibi ateşli kuyruklu canavara cici kuş dediğin için önce seni yakarım ya. Sea Soldier ejderhama Valbuena adını koyarım demiş. Canım benim, zahmet etme. Adam da takıma giremiyor. Bence en güzel ejderha ismini Emrah söylemiş. Ne demek? Tokai. O ne demek? Bir zamanlar çakmak markasıydı, hala var mı bilmiyorum. Ejderham olsa adını Tokai koyardım diyor. Abi reklama girmesin. Ona bakarsan bir dinleyici Skorsky demiş. Biz şimdi Skorsky helikopterin reklamını mı yapıyoruz? Bizi duyan helikopter almaya niyetli dinleyiciler. Kadir'le Pascal Skorsky dedi diye gidip helikoptere mi saldıracaklar canına yandığına? Kardeşim bana ne yürüyorsun? Benim kurdum kralı. Ya bırak, tamam, ejderha olsa adını ne koyardın? Kara Kartal. Sen? Bico. Nasıl? Ben ejderha olsa adını Bico koyarım. Elazığ'da erkek çocuğa Bico diyorlar ya. Woo! Sevdim. Tabii seveceğim, ben yaptım. Nasıl yani? Öyle işte. Aragaz. Pascal. Geldi abi. Penelope Cruz'u bildin mi? Yaşlandı. Ama eyleme başlamış. Honduras mı? Ne Honduras'ı ya? Eylem dedin. Evet, senin için tek eylem Honduras mıdır yani? Yani. Allah Allah. Ama bu kadın haklarına dikkat çekmek için eyleme başlamış. Kadın haklarına. Evet, evet, İspanya'da kadınlar kadın haklarına dikkat çekmek için ev işlerine greve gitmişler. Oo, hem de ev işi. Büyük yazın. İlk defa ev kadınların topluca bu çapta bir eylemi olmuş. Allah utandırmasın. Penelope Cruz da eyleme katılmış ve ev işi yapmıyormuş. Hayda. Ya Penelope ne oluyor abi ya? Bence biz bu eylemin muhatabını arayıp konuşalım abi. Kim ki? İşte Penelope'nin kocası o Javier Bardem değil mi? O abi ya, bu adam var ya. Yarma gül be. Abi arıyorum ben. Javier Bardem arıyorum abi. Durma. Ara. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Kadın haklarına dikkat çekmek için ev işlerinde greve giden ünlü yıldız Penelope Cruz'un kocası Javier Bardem'le mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun kadın haklarına dikkat çekmek için ev işlerinde greve giden ünlü yıldız Penelope Cruz'un kocası Javier Bardem? He? Ben Kadir Çöptemir, ha, Pascal Numa da burada. Alo, Javier dayı, ne haber? Ya yenge ilan yapmış, hayırdır? Şimdi Javier abi, karı kocanın arasına girilmez. Ama şimdi biz bir haber duyduk. Yenge ev işlerinde greve gitmiş, öyle mi? Doğru mu? Evet. Ne diyorsun ya? Harbi mi? Ne diyor? Javier Bardem diyor ki abi diyor benim karı diyor senede 300 milyon dolar kazanıyor diyor. Onunla 30 milyon dolar kazanıyor ya da 300 milyon da çokmuş ya. 300 milyon değildir o. Sağolmuş. Vergisi, kılı, tüyü, buna kalan temiz 100 milyon dolar istiyor. Senede 100 milyon dolar kazanan evi adı kadın zaten ev işi yapar mı ya diyor. Filipinli hizmetçi var diyor, onu ayartmış manyak diyor. O greve gitmiş diyor. Kendi iş yapmadığı gibi diyor. İş yapan da yoldan çıkardı diyor. Biz ne alt edeceğiz diyor. Abi adam doğru soruyor. Güçlü kadın zor. Hakim olunmaz. Alo. Baksana. Evet, alo Avyar abi. Şimdi peki bu yengenin kadın haklarına dikkat çekme için eylem koyması seni mutlu ediyor mu? Evet.
Evet diyorsun, vay be. Neymiş, mutlu olmuş mu? Kadir'im diyor, zaten bütün haklar onun diyor. Evin tapusu, arabanın ruhsatı, bankadaki ortak hesap. Çok affedersin, kadın beni kapının önüne koysa pantolon kemerimden başka bir şeyim yok diyor. Daha neyin hakkı Kadir'im diyor. Asıl Havyar abinin hakkını kim arayacak diyor. Saç atışı çalınmış Aykut Kocaman'dan beter haldeyim ben ya diyor. Bu taş mevzusu çok uzadı be. Ya Havyar abi, şimdi Penelope yengemizle evlendiğin zaman kendisi bu kadar tavırlı bir kadın hakları savunucusu muydu? Evet. Ha canım. Yazık benim Havyar abime ya. Kadir ne oldu? Dövmüş mü adamı? Yok. Fincan kadar kadın diyor, elektrik süpürgesi sapı gibi adamı nasıl dövsün ya, öyle değil de. Diyor ne ki diyor? Penelope yengemizle evlenmeden önce bu kadar sert bir kadın hakları savunucusu diye sordum. Havyar abi yok be Kadir'im dedi. Evlenmeden önce ayaklarımı yıkıyordu. Aslanım Havyar, erkeğim Havyar, ben senin geyşanım Havyar, aslansın kaplansın Havyar. Yani seni geçen erkeğe efendim vururum Havyar diye beni afsunladı diyor. Evlendikten sonra lavaboda yine sakal kılların kalmış Havyar. Yine mi sifonu çekmedin Havyar? Tamam filan, ondan sonra sakallarını kes Havyar, yüzüme batıyor Havyar, ne pissin Havyar, yıkan Havyar, dırnağını kes Havyar, öyle yap Havyar, böyle yap. Hep bunları diyor. 1 metre 95 santimlik Barcelona koç gibi delikanlısı Javier Badem diyor, affedersin evlendikten sonra badem oldu diyor, badem. 1.55'lik yengeniz beni maymun etti diyor. Abi yakışır, kusura bakma, yengede boy kısa ama Osmanlı kadın, ben takdir ediyorum. Evet Javier abi, baktığın zaman bu dünyanın en çok beğenen, en çok arzu edilen kadınlarından birisi yani. E bunun bir adisyonu olmasın mı baba yaro? Ha, o kadar da değil. Ha öyle mi dedi? Ha bak, ona bir şey diyemeyiz. Hususi hayat. Karı koca arasına fiştik sokamayız değil mi Pascal? Ben sokarım. Neymiş? Şimdi Javier Bardem abimiz Penelope Cruz yengemize evlendikten sonra filmlerdeki Honduras sahnelerinde oynama. Muhitime hala ceket omzumda giriyorum. Beni semtime madara etme dediyse de Penelope yengemiz hiç de bilen. Bu benim sanatım. Sen benim sanatımı bile bile evlendin. Car car car, dır dır dır, vır 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 demiş. Ve Javier Bardem abimizi badem etmiş. Efendim Javier abi. Nereye? Yapma ya. Ya o aslan gibi delikanlıyı bu halde mi görecektik ya? Neyse hadi, işin gücün rast giyesin. Davancandan ses giyesin Javier abi. Ne diyor? Malum yengeniz grevde diyor. Donumu suya bastıydım diyor. İkisi... İkisi durulayacağım, sonra yine görüşürüz diyor. Ah be canım. Ah be. Koç gibi, koç gibi delikanlı. Ya. Bitti, bitti. O neydi? Ya ya. Ya. Dağ gibi ya. Bitti, bitti. Biz de bitirelim Kadir, mi? Kadir. Bitirelim. Bitti bitirelim mi? Hadi, hadi. Hadi kalk o zaman. Efendim hafta sonu geldi. Gönlünüze göre bir cumartesi pazar. Sonra nasipse pazartesi günü kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Paka paka. Sarı. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.